Şu an başladı. Alo. Başladı şimdi. Alo. Chat'e bakıyorum, pompik kayıtları görüyorum. Selamlar arkadaşlar. Yayındayız değil mi? Şu an yayındayız, girdik. Sandıklar ve diğer şeyler gözüküyor. Bu biraz muhabbet edin, ne acelem var ya? Tamam, acelem mi? 5-4-3 diye sayıyordu o yüzden. Evet, gelmiş. Selamlar arkadaşlar. Birazcık müziği kısıyorum. Selamlar, Multiplayer TV'nin 100. haftasına hoş geldiniz. Çoğunuz beni ilk defa görüyorsunuz. Ben Burak Çevik, BR Çevik adıyla tanıyanlarınız vardır. Bu şu anda ekranda görmüş olduğunuz Var mısın yok musun konseptinin sahibiyim. Bugün Cahit abiyle birlikte bu oyunu oynayacağız. Tamamdır, sesi kıstım. Var mısın yok musun oynayacağız. Buradan çıkan skinleri yarışmacı alıyor ve bugünkü yarışmacımız Cahit abi. O karambit bende, herkes rahat olsun. Yani karambit, benim içime gölge hançerler doğuyor ama kırmayayım şimdiden. Ne gölge hançerler, hangisi o? Dikiş nakışa hayır, benzeyen. Hayır, o 175 lira yetmez o bana. Bana 300 lazım. Tamamdır. Evet, Cahit abiyle oynayacağız. Ardından da ilerleyen saatlerde Cahit abi kendi yayınına geçecek. Bu yaklaşık olarak bir saat falan sürecek. Arkadaşlar, karambiti aldıktan sonra ben burada açacağım. Bugün Burak Çevik'i aldık. Çok bence açıkçası siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama hani var mısın yok musun izleyenleriniz illaki vardır geçmişte. Ya Burak, seni hakikaten tebrik ederim. Bu öyle herkesin aklına gelmez. Güzel bir konsept. Teşekkür ederim abi. İstersen yarışmaya başlayalım sandığını seçerek. Dur ya, birazcık muhabbet istedik ya. Tamam ama şey, bir tane bankacımız kim? Bankacımız kim? Bankacımızın ismini vermiyoruz. Hamdi Bey'in çakması. Hamdi Bey değil, bankacı diye söyleyeceğim. Çünkü bankacıyı ekleyip taciz edenler var bana item ver diye. Al. O yüzden bankacı diye kalsın o. Çünkü ismi sıkıntılı. Face'den hemen buluyorlar stalkerlar. Ben son paylaşımları yapıyorum da. Tamam. Kötü ne demek lan? Hayır, kameran... Yok, mikrofon kötü diyor. Nasıl kötü oğlum? OBS'e gayet iyi geliyor. Biz o kadar mikrofon sehpasını aldık, mikrofonu aldık. Sen... Ne demek kötü lan? Evet, hala ses kötü diyorlar ya. Ben bir dakika, bir merak ediyorum, bir dinleyeceğim. Bok mu? O zaman ilk baştaki ayarlara geri getirsen daha iyi olur. Evet, hakikaten bok geliyor. Aferin lan, doğru söylemişsin. Bir dakika. Arkadaşlar, şimdi ben bu mikrofonumu geçen gün yere düşürdüm. Yere düşürdükten sonra bunun mavi ışığı yanmamaya başladı. Mavi ışığının yanmaması demek, yazılımının çalışmaması demek. Yani şu an aslında Samsung Meteor yazılımı çalışmıyor. Bunu Advanced Audio Unit olarak görüyor. Bu bakımdan eğer bir boğukluk hissediyorsanız çözemeyebilirim bunu. Böyle boğuk kalabilir yani her zaman. Belki bak de şimdi, OBS ile alakalı. Mesela doğru. Şimdi sesli bir değişiklik var mı? Mikrofona doğru konuşuyorum. Var, daha güzel. Vallahi mı? Vallahi. Bence tamam, güzel. O zaman bundan sonra böyle konuşuruz ya. Aynen. Çok zorlamazsa seni. Yaklaşınca düzeliyormuş. Okey. Mikrofona doğru konuşunca daha iyi diyorlar. Tamam. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Var mı? Skin istiyorsunuz mu? Hangini kim istiyor? Bir söyleyeyim bakalım ya chatte. Hangisini istiyorsanız onu kazansın yani. Hangisini istiyorsanız onu kazanacağım. İlla yani benim gönlümden geçen karambit ama en pahalısı o diye. Biz her zaman en pahalısını kazanmaya çalışıyoruz. Benim Steam'deki eşyalarımın toplamı FAMAS nabız kadar. FAMAS nabız kaç lira lan o? 3 lira evet. 31 kuruş. Bende o da yok. Bende şey var. Ne o? Çapa mı o? Hangisi çapa? ÇBPA yazıyor. Çift beretle paralı asker o. 0.05 kuruş. Amacın onu çıkarmak. Yani onu def etmek. Benim envanterimin toplam değeri o kadar işte. Ben istersen formatı anlatayım ilk defa izleyenler aynen, için. Aynen iyi olur. 1'den 24'e kadar sıralanmış kutular var. 12 tanesi mavi, 8 tanesi sarı, 4 tanesi kırmızı. Maviler 10 lirayla 5 kuruş arasında. Sarılar
11 lira ile 80 lira arasında, kırmızılar ise 80 liradan öne açık. Artık feedbacklere göre yükseltiliyor silahların değerleri. İlk başta Cahit abi bir kutu seçecek. Bu kutuyu oyun sonuna kadar açamıyor. Tıpkı var mısın yok musundaki gibi. Ardından 5 tane kutu söyleyecek. Amaçlı mavileri bırakarak, mavileri bularak kutulardan kırmızı çıkma olasılığını yükseltmek. 5 tane kutuyu söyledikten sonra bankacımızdan teklif alacak. Ardından son 2 tur hariç her tur 3 kutu, 3 kutu bankacı teklifi, 3 kutu bankacı teklifi diye gidecek. Bankacı normalde Bogami olacaktı. Hatta yayın öncesinde ben ona söyledim. Oğlum klavye falan teklif edersin. Gel komik şeyler olur dedim. Gelmedi. O yüzden bankacımızı açıkçası ben de tanımıyorum. İnşallah bonkör bir bankacıdır. Ya şimdi Herhalde. karambit falan dedik. Karambit istiyoruz dedik de hani eğer güzel teklifler yaparsa ben canım da yayın açmak isterse eğer tamam kabul ediyorum der. Çekilir giderim yani. Yani ben şahsi olarak yarışmacı olsam 50 liranın üstü her zaman beni tatmin eder. Evet. Bu şeyde yani dörtte birini şimdi almış oluyorum. şöyle, ama şimdi bırak, şöyle bir şey var. Biz kumar jackpot sitelerine girip o 50 lirayı belki çıkarla deyip attığımız için o 50 lira gözümüze pek büyük görünmüyor. Yani en azından buradan 150 lirayla falan çıkmam lazım benim. 150 lirayla çıkayım, giveaway yapacağım arkadaşlar. 150 ve üstü giveaway. 150 ve şey, ama bir dakika, kazandığını mı gibi be? Yoksa Ya herhangi bir sen gibi şimdi orayı karıştırma. Hele bir kazanayım 150'yi, ondan sonra işte kafamıza göre giveaway yaparız. Bu arada program hakkında da, bu programı sizler indiremiyorsunuz. İnternette de bulamıyorsunuz. Bunu Emrah Demir diye benim arkadaşım kodladı. O yüzden sadece bende ve kendisinde mevcut. Emre Akdemir'e para vermeniz lazım. Değil Evet. mi? Haksız mıyım? Evet, o profesyonel çalışıyor. Para Tamam. verirseniz siz de sahip Şimdi olabilirsiniz. ben oyundan anladığımı şey söylüyorum. Şimdi ben bir tane kutu seçiyorum. O kutu Evet. benim oluyor. Evet. Tamam mı? Ondan sonra sıra sıra kutuları açmaya çalışıyorum. Amacım mavi kutuları çıkarmak ve kırmızı kazanma ihtimalimi yükseltmek. Aynen öyle. Tamam. O zaman kutumu seçeyim mi? Evet, seçebilirsin. Senin için anlam ifade eden. Benim için anlam ifade eder. Benim için açıkçası hepsi anlam ifade ediyor. Hepsine baktığımda jackpot'taki ticket'ları falan hissetmiş. Jackpot'taki ticket'ları düşünüyorum ama 24'e kadar bu. O zaman bir dakika. Hissedeyim bir dakika. Birazcık daha manevi duygular da olabilir işte. Yaşın senin için, işte ne bileyim, ilk Benim kız ya arkadaşımı 12 yaşımda yapmıştım bak mesela şöyle bir şey gibi. var. Benim yaşım 24 ama 24'te kırmızı olmadı o kadar belli ki. Yani şöyle bir bakınca kırmızı yok diyorsun. Ben 9 diyorum. Yok 9 demiyorum. 6 benim kutum olsun. 6. 6 6. benim kutum. Evet. Nedeni var mı? Abimle aramda 6 yaş var. Peki, 6'yı seçiyorum Hep neden aram oğlum? 6 o zaman. güzel görünüyor. İyi, sen bilirsin. Yani ama yani hep 1, 17, 8 ve 24'te kırmızı vardır. Neyse, 6'yı seçiyorum. Dur o zaman seçme. Kaç dedin? 1, 17, 8, 24 çok köşelerde olduğu için hep içinde kırmızı varmış gibi geliyor Yok öyle bir şey oğlum. Hepsinde mavi var bakayım. bana. Bir sadece bir tanesinde sarı var o kadar. Diğerleri mavi. Sen bana 6 ver. Tamam, 6'yı veriyorum. Artık sandığın sonuna kadar, sonsuza kadar sen açamayacaksın asla. Tamam. Şimdi Şimdi sıra sıra kutu çıkartacağız. 5 tane çıkartacağım. Ondan sonra bankacımız teklif verecek. aynen öyle. Ondan sonra da hep 3 kutuda bir teklif alacağız. Tamam. Evet var mı? Çete bakıyorum. Çette böyle hisseden vole kaçan kutuların arkasını görenler var mı? 8 ve 17 rakamını görüyorum ben. 8-17. Ya bak şimdi bu şey iyi başlamak lazım. Nasıl başlarsan bana öyle gider gibi geliyor. Yani bir maviyle falan başlarsam Ya ben daha önce kendi kanalımda yaptığım yayınlarda ilk başta maviyi açan kişi 15 lira kazanmıştı. İlk başta kırmızı ve sarıları açan kişi 80 lira kazanmıştı ya da 60 lira. 80 kazanmıştı. Onlar bana yetmez. Benim 150 kazanmak için ilk neyi açmam lazım? İlk çift beretta paralı asker Tamam. açabilirsin. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Güzel bir fikrim var.
Önce 6'yı seçtim ya. Önce 5 ile 7 arasında ben yani kendi kutumun etrafındakileri çıkarmak istiyorum. Bu Tamamdır. sayede eğer onlardan mavi çıkarsa kendi kutumdan sarı ya da kırmızı olma olasılığım yükselecek şey olarak. Önce 7 diyelim. Zaten chat'te de 7 diyen arkadaşlar vardı. 7'yi açalım. Tamamdır. Açıyorum. Ondan geriye doğru sayalım o zaman. Tamam, hadi bakalım. 9, 8. 8, 7, 6, 5, 4, Mavi ver. 3, 2, Mavi 1. ver. Hyperbeast 75 lira sarı. Bir şey diyeceğim. Bugün Efendim? Eren'le konuştuk. Dizziket'le konuştuk. Eğer dedi Hyperbeast kazanırsan dedi benim olsun. İlk açtığım kutu Hyperbeast. Eren geçmiş olsun. Buradan mı bakayım? Dizziket burada mı? Burada değil Şu an abi. chat'i göremiyorum. Tamam, geçmiş olsun. Ama bir dakika. Bir şey demek istiyorum. Eğer hedefin 150 lira ve üstüyse, yani şey Aha. Aquamarine ve üstüyse, Sıkıntı yok ya. evet, Hyperbeast'e üzülmememiz Uçumda gerekiyor. mavi var ama işte o sıkıntı. 5'i açalım. Bundan yalnız kırmızı çıkarsa yeniden başlatalım istersen. Bundan Ve kırmızı 5'i çıkarsa açıyorum. %100 kutumda mavi var. Açalım açalım. Açıyorum o zaman. 5 numaralı kutuyu 5'ten geriye sayacağım. 5, 4, 3, 2, 1 ve altın bobin 80 lira. Oğlum ne oluyor lan? Abi demek ki kırmızı var. Çünkü bak 7'den Hyperbeast çıktı. 5'ten altın bobin çıktı. Demek ki seninkinde Aquamarine var. Hayır, Yani basic benimkinde belli matematik ki şey var, çift baret de var yani belli bu. ki. Bak şimdi, 24 tane kutu var, tamam mı? Evet. 2 tane açtık. Sol taraf komple 12 tanesi mavi zaten. 10 liraya kadar olan şeyler. Aha. Yani benim şu an 2 tane sarı çıktı. Yani şu an benim kutumda zaten mavi olma olasılığı %55-56 gibi bir şey herhalde, değil mi? Yo. %50'nin üstünde yani. Ya Az burada önce... fonksiyonlar falan giriyor aslında ya. Bayağı karışık bir matematiği var hesaplamasında da. Böyle düz mantık düşününce sağından sarı, solundan sarı çıktı. Ya kırmızı vardır ya mavi vardır yani. İnşallah kırmızı vardır. Yok, mavi var ya, hissediyorum. Ya, 7 diyenler Allah cezanızı vermesin ya. Ben açmayacaktım oğlum 7'yi. Bana abuk subuk. Neyi açayım? Dur bakayım şöyle bir kutulara. Teker teker banlıyoruz şu an 7'leri. 17'yi açalım ya. 17 Evet, tamamdır. 17'yi. 17. Bu sefer ondan geriye doğru saymadan açacağım. Direkt Yok, göreceğiz. sayma, şanssız geliyor. Aynen. Biz bak içime gelen, içimden geçen 5-7 portakal kapı. Hadi bakalım. Direkt açtım 17'yi ve Amas Nobis çıktı. Güzel, güzel, güzel. 31 kuruş. Demek ki iş 10 saniyedeydi. 13, 11 çete bakıyorum. Biraz seri aç ne demekten? Hemen açalım bitsin o zaman. Burada Ha. zamanı doldurmaya çalışıyoruz. Anlamadın mı hala? Bugün Mirliva'nın doğum günü arkadaşlar bu arada. Mirliva satan arkadaşımız. Hep diyorsunuz Mirliva sattı, Mirliva sattı. Onun doğum günü bugün. Gidip kutlayabilirsiniz. İki doğdum milli bak. Şimdi bak 5'i açtık, 7'yi açtık. Şimdi Evet. 17'yi açtık. Şimdi 15'i açalım. Hep tek rakamları tercih ediyorsun ama. Evet, çünkü teklerde mavi hissediyorum. Tamam. İkisinden sarı çıktı ama tamam. 15'i açıyorum. Aç bakalım. Bundan geriye doğru sayıyorum. 5, 4, 3, 2, 1 ve AWP Aslan'daki Güneş 7 Güzel. lira değerinde. Güzel. Güzel, güzel, Ya güzel. orada kırmızılar durduğu sürece benim kafam rahat yani. Ben zaten benim amacım 75-80 lira değil ki, onları bilerek Abi çıkardım. 140 lira ve üstü. Ya onları da mavi gözüyle bakabiliriz Bakamayız ama sonuçta sarı onlar ama sarılara. yani gitmeseler daha iyi tabii. Şimdi bu tekliften önceki son kutu oluyor değil mi şimdi açacağımız? Aynen öyle. Beşinci kutuyu açacağız şimdi. Tamam. O zaman 19, 21, 23. Arkadaşlar Tamam. chatte çok fazla numaralar söylüyorsunuz. Yani buradaki 24 numarayı da aç diyen aç diyorsunuz yani kısaca. Chat'e çok bakarsam sizin söylediklerinizi çok fazla yapmaya çalışıp hepsini açacağız sonuçta. 20 aç, 8 aç, 13 aç. Baksana 12 aç. Ya direkt hissettiğin bir şey aç abi. Bu arada iki hatırlatma yapayım. Ben hangi kutuyu açacağını kesinlikle söyleyemiyorum. Çünkü hani yanlış anlaşılabilir, sonuçta sunucuyum. Program benim bilgisayarımda.
İkinci olarak da bankacının ilk teklifi düşük olabiliyor çünkü seçenekler çok hani ya, o fazla düşük, olduğu onu için. Kabul etmeyeceğiz zaten. Ona göre teklif yapsın. Tamam. Kabul edebileceğim bir teklif yaparsa ederim ama zaten kabul etmeyeceğiz. Evet, biri açıyoruz, bir de küçük var. Bir dakika. Totem. İki aç. Peki, ilk açtığın evet. Çift olacak mı? Evet, iki. Mavi var. Ondan geriye doğru saymadan açacağım ve mavi çıkacak. Sayma, zaten mavi var. Aynen. Açıyorum. Aç aç. M4 A4 Ejderha Kral. Yaklaşık 7 lira. İkinci 7 lirayı da buldum. 3 tane mavi gitti. Banka teklifini alacağız. Hemen ben bankaya döneyim. Banka Bey. Burada mısın? Buradayım. Selamlar. Selamlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben duymuyorum. Evet, orada. Şimdi 2 tane sarı açtı ama sarılar en üst sarılar. En yüksek fiyatlı olanlar. Mavilerden de 3 tane açtı. Yani ilk teklifin Hande Bey, güzel bir teklif yapın. Ben 10 lira vereyim. 10 lira diyorsun. Aslında 2 tane sarının en üst tarafına rağmen en yükseğine göre 10 lira gayet iyi bir teklif. Ben bunu hemen iletiyorum. Cahit abi, 10 liralık Alo. Teklife. Alo. 10 mu? 10. 10 lira. Gerçekten 10 lira mı? Gerçekten 10 Yok. Lira. Ama bir dakika. İçimde kaldı lütfen bir dakika. Var mısın? Yok musun? Yokum. Yokum diyor. Sağ ol banka teklifin için. Hadi 20 verse ya. Bir sonraki teklifin daha yüksek olursa düşünebilirim diyor Cahit abi. Tamamdır. Devam edebiliriz Cahit abi. Öyle demiyorum yani, hadi lan diyorum ona. Evet, hadi lan diyorum. Ne diyeyim, bankaya hadi lan mi diyeyim? 3 kutu daha söyleyeceksin, ardından yine bankanın teklifini tamam. Alacağız. İlk roundda 5 kutudan sonra teklif alıyorduk. Şimdi 3 kutudan sonra. Aynen, her 3 kutudan bir artık teklif alacağız. Evet. Bir tane çift açtın ve diğer 4'ü de tekti. Tekler sana çok şans getirmedi. 2 mavi 2 sarı getirdi. Çifte %100 mavi çıkma şansın var şu an. İstatistikler yalan söylemez. Hangi rakamı seçeceksin? 24, 8, 1 hala köşede. 13 hep uğursuz diye inanılır. Bizde yok da o. İnanılır bizde yani. Yok. Bizde yok. O zaman ben içimden şu an bakınca şöyle bir 10'da kırmızı olduğunu hissediyorum. O yüzden 10 diyorum. Çünkü isterim yanlış çıkıyor bugün. Tamam, o zaman 10 numarayı açıyorum. Eminsin kırmızı çıkacak. Eminim. 10 aç, kırmızı çıkacak. İnşallah Murphy'nin kanunları geçerli olur o zaman. Ondan geriye doğru sayalım 10 numara için. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve M4 A4 X ışını 24 lira. Tamam güzel. Güzel kırmızı çıkmadı en azından. İşin kötüsü 6'da kırmızıyı hissederek aldın. O, neyi? Kırmızıyı hissederek? 6'yı kendi sandığını kırmızı hissederek aldın. Evet, keşke mavi hissedip alsaydım yani. Ama bu arada şunu da hatırlatayım hem sana hem izleyicilerimize. Son 2 kutu kaldığında, yani kendi sandığı ve karşı tarafta bir sandık kaldığında, 2 sandık arasından birini seçebiliyor. Hani artık hangisi tamam, çıkan benim oldum diyorsa, olsun diyorsa ondan çıkanı alabiliyor. Yani o konuda açıkçası şanslıyım. Çünkü kutumun iki yanından ikisi de sarı çıktı. Benim kutumda büyük ihtimalle mavi var. Yani hatta çok çok büyük ihtimalle mavi var. O yüzden son kalan kutuyla kendi kutumu değiştirmeyi düşünüyorum. Bakalım artık. Yani bilmiyorum, ben kırmızı da olabilir. Yani yok ya, mavi var ya. Böyle dediğin için kırmızı çıkacaktı ama ben şu an böyle dediğim için geri mavi çıkacak. Hadi bakalım. Neyse. Hadi bir bakalım. Bir kutu daha söylemeni istiyorum. Bir kutu daha söylüyorum arkadaşlar. 23 diyorum. Sizin şansınız için 23 diyorum. Açalım. Eminim. Son kararım. Tamamdır. 23 numarayı senin için açıyorum. 7'yi açtım. 15'i açtım. Bu da 3. Alt alta geliyor. 14'te karanlık vardı diyorlar. 4. 3. 3. 2. 1. Blok reaktör. En düşük sarı. En düşük sarı çıktı. 4 tane sarın gitti. Sadece 4 sarın ve 4 kırmızın kaldı. Artık açtığın her kutudan mavi çıkma olasılığı çok yükseldi. Yani sarı ve kırmızıyı daha az bulacaksın. Evet, çünkü bütün sarıları buluyoruz. Ya öyle demeyelim de mavi çıkma olasılığı yükseldi diyelim. Ve bu tekliften önceki son kutun. Evet, şimdi ben ne diyorlar? Tablo mu diyorlar buna?
Ben şimdi böyle bir tabloya bakınca, evet. Şimdi açacağım kutular büyük ihtimalle mavi kutular olacak. Bunun dışında orada sarılarda Asimovlar var, hiper canavarlar var. Bunları var ya, jackpot'ta nasıl basarım ben? Aquamarine var. Yani 3 tane bıçak var. Bütün kırmızılar duruyor bir kere. Orada çok şanslıyım. Aynen. Mavileri de şimdi büyük ihtimalle teker teker çıkaracağım için, yani benim için aslında şu an durum gayet güzel. Orada kırmızıları tuttuğum sürece her şey yolunda gidiyor. Aynen öyle. Sana chat'teki bir yorumu iletmek istiyorum. Kola 4 harfli, 4'ü aç. 4'ü aç. Doğru söylüyor. Aferin lan. Tamamdır. O zaman açıyorum. Evet. Açalım. Çift Beretta. Çift Beretta. Çift Beretta. Yok, mavi mavi, eminim. Mavi. Mavi. Ve Hyper Biscuit diyor. 50 lira değerinde. Bu bayağı kötü oldu şu an açıkçası. 3 tane sarın kaldı ve 4 tane kırmızın kaldı ama. Bir de 8 diyorum ya. 8'i de aç abi. Bunu... 8'i... Ha, banka teklifi. Evet, banka teklifi gelecek. Banka bak, teklifini ona göre yap. 8'i açacağım, mavi çıkacak, ona göre yap. 8'i açıp mavi çıkacağını düşünerek teklif yapacaksın banka. Yani yaparsan iyi olur. Buradaysan... buradasın değil mi? Buradayım, burada. Tamamdır. Bir yüzünde bir gülümseme var, onu görebiliyorum yani. Konuşmandan evet, belli yüzündeki gülümseme. Tabii gülümseme 5 vardı. Tane sarı ve 3 tane mavi var. Teklifin daha demin 10 liraydı, şimdiki teklifin kaç para? Ya şimdiki teklifim çok fazla değişmeyecek çünkü çok fazla sarı açtı. Yani kırmızılar duruyor ama yani teklifim gene ya 10 lira. Çok ya. Yani ya. Çok değişmedi. 10 lira mı kalıyor? Evet. Peki 10 evet, lira. 10 lira. 10 lira. Yani sen... alsın gitsin bence. Böyle giderse kırmızıları açacak zaten. Alsın gitsin. Böyle giderse de kırmızıları açacak deyip 10 lirayı bir daha teklif ediyor. 10 liraya var mısın yok musun Can? Yokum abi? Diyor. Yokum diyorum. Yokum diyor ve devam ediyor. 3 kutu daha söyleyeceksin. 8'i açacağım demiştin abi. Evet evet 8'i açacağım. Eminim son kararım mavi çıkacak. Tamam çok iddialısın. O zaman bu kadar hızlı söylemene ben de 10 saniye kapatarak harcıyorum. 8. Ben... Kelebek çıktı. Nasıl bir ses geliyor? Ben o sesi duymuyorum da. Ya bak bu olacak iş değil ya. Bu olacak iş değil ya. 4'ten sarı, 5'ten sarı, 7'den sarı, 8'den kırmızı. Demek ki 6'da da kırmızı var. 6'da mavi var. O kadar belli ki yani. 1'de 3'te mavi var abi bak güven bana. Yani inşallah öyledir. 1'de 3'te mavi var ve 6'da kırmızı var. Hala karambiti çıkarmadı. Motorsiklet geçti. Evet. Bogami de geçmiş olabilir. Bilmiyorum. O böyle deli kullanıyor. Evet. Ya 1'de 3'te mavi var diyorsun da. 1'de 3'te mavi mi var? Yani öyle deyince kesinlikle oluyor bak şimdi da. Sen bu oyunun sunucususun tamam mı? Sen bu oyunu belki 200 defa denedin. Sen az buçuk hani şey ya biliyorsundur bu işleri. Yardım etsene bana. 6'da mavi var abi. 6'yı... Oğlum 6... Ne abi yani tamam, gerçekten tamam. Haklısın. Onu ben de biliyorum. Bari bilmediğim bir şey söyle bana. 14. 14. 14. 14'te mavi var değil mi bak? Kırmızı varsa açmayayım. Yani inşallah mavi vardı. Benim memleketim 14. Bizde. 14'ten hep iyi şeyler çıkıyor şu ana kadar. Bugüne kadar hep iyi şeyler mi çıktı? Bugüne kadar hep iyi şeyler. İyi hadi açalım o zaman ya. İnşallah bir dakika iyi şeyler çıktı derken iyi skinler mi çıktı? Hayır yani. Mavi, tamam maviler çıkmış. Evet. Tamam. Bunu 14... sormasaydın telafi etme imkanım olacak. Tamam 14'ü açalım o zaman. Geriye doğru beraber sayalım mı? Hadi beraber sayalım. 10, 9, 8, çok hızlı sayıyor 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve... Aquamarin intikam çıkıyor ve artık Karambit'in hala var. Bugüne kadar çok güzel şeyler çıkıyormuş gerçekten. Hep güzel şeyler çıkmış. Ben pozitif yanından bakmak istiyorum ve hala işte gölge hançerlerin karambitin var. Biz şu an yarışmayı tersten oynuyoruz. Ben onu şey yapıyorum yani. Bir sol tarafı çıkartmaya çalışırken sağ tarafı çıkartıyor, sol kalıyor. Ya benim anlamadığım şey 4'ten sarı çıktı, 5'ten sarı çıktı, 7'den sarı, 8'den kırmızıydı değil mi? 15'ten yine büyük çıktı ve 14'ten de büyük çıktı. 6 ortada. Demek ki 6'da da büyük çıkacak.
6'da. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Neyse, şimdi bak benim konsantre olmam lazım artık. Evet, artık hissetmen lazım. Şöyle bir bakmam. Ya başta iyi şeydik. Aslında başta da iyi başlamadık da dur bakayım şöyle bir. 9 tane mavin, 3 tane sen, 2 tane kırmızı var. Olaya şu perspektiften bak. Kırmızıları bulman çok zor. Ama buluyoruz işte, biz zor başarıyoruz. Hain sunucu mu? Evet, ben 19 diyorum. 19'u açalım. 19, tamamdır. 2'den 10'dan mavi mi çıkmıştı? Ya bunlardan da kötü bir şey çıktı. Kırmızı değil ama kötü bir şey çıkmıştı. 19'u açıyorum senin için. Ondan geriye doğru sayalım. Ne hissediyorsun? Hangi silahı hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum. Kırmızı çıkmasın yeter. 4, 3, 2, 1 ve fışya zamanı. 9 lira. Fışya zamanı. Güzel. Bir mavi daha gitti. Mavilerin en pahalısı ama zaten 9-10 lira. Beni tatmin edecek rakamlar banka değil. Şimdi, bence banka boşuna teklif etmesin. 5 lira falan edecek zaten. Banka bey, kaç liralık bir teklif yapıyorsunuz? Yani dediğim gibi kırmızıları açmaya devam ediyor. Sarılar zaten hali ortada. 3 tane kalmış. Maviler neredeyse olduğu gibi duruyor. Yani üzülmesini istemiyorum. 13 lira vereyim. Alsın gitsin. Teklif arttırıyorsun. Evet yani alsın gitsin yani. Kazanamıyor. Kazanması çok zor diyor. Kırmızıları açmaya devam ediyor. Sarıların hali ortada diyor. Ben diyor 13 lira vereyim. Mutlu olsun. Mutlu ayrılsın diyor. 13 lira kaç dolar ediyor? 13 lira 4 küsur dolar. 4 dolarla ben bunu bankacıya iletir misin? 4 dolarla ben jackpot'a girsem kazanma şansım %3 oluyor. 4 dolarla ben jackpot'a girsem kazanma şansı %3 oluyor. Değer mi? Değer mi yani? Değer mi hiç? De böyle düşün. Diyor ki 4 dolarla girse o %3 ile kazansa o 2000-3000 dolar olsa ooo. Evet, 4 dolarla %3'e giriyorsan 2000 dolar kazanmıyorsun. 100 dolar kazanıyorsundur. Ha doğru. Zaten bankacı demedi ben demiş. Ya aslında bu arada chat'e de bir şey yapayım. Banka cimri değil. Yani hatta 10 liranın da altında vermesi lazım. Hani Cahit abi de bunun farkında. 13 liranın da altında vermesi lazım. Çünkü... Ama şimdi hayır, onun daha yüksek vermesi lazım. Çünkü benim şu an bu tamam, şu ana kadar hep kırmızı sarı gittik ama yani bundan sonra mavi açacağım, onun da biliyor olması lazım. Kaç yıllık bankacı. Neyse, o zaman hayır deyip devam mı ediyoruz? Hayır deyip devam ediyoruz. Yokum. Yokum diyor ve devam ediyor. Kibarca teklifini reddediyoruz bankanın ve devam ediyoruz. Yine 3 kutu açacağız. 1 ve 24 hala duruyor. 18 şu an çok arada gördüğüm kadarıyla. 2, 10, 17, 19'un arasında sıkıştı. Aa, hangisini açmak istiyorsun abi? Sen ama bak benim düşüncelerimi çok değiştiriyorsun. Abi ben... Böyle olacak iş değil yani bu. Ben hep seni dinledim, hepsini kaybettim. Ben sana pis rakamları söylüyorum abi. Tamam, 18 açma mı diyorsun yani? Hayır yani 1, 24, 18 tehlikeli rakamlar. Köşede kalmış, 18 arada kalmış. Sen köşelere çok takmışsın Burak. Ben 12 diyorum. 12'de mavi var. Tamamdır, çift bir rakam söylüyorsun. Çiftler sana uğur getirmişti. 12 numarayı senin için açıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve AK-47 seçkin yapım. 50 kuruş. Çok iyi. Şimdi bankacı düşünsün. Şimdi onlar düşünsün. Bir kutu daha. Bunda evet. Da çift beretleyi bulursan teklif... Artacak. Şunu söyleyeyim ben. 11 ve 13'te de mavi var. İkisini aynı anda açamıyoruz tabii. Sıra sıra açalım. 13'ü açalım. Tamamdır. Sevilmeyen bir rakam filmlerde, bizim kültürümüzde değil ama diğer kültürlerde. Ben severim. İyi, açalım o zaman. Hadi açalım. 13. 13 numarayı senin için açıyorum. Bugün cumartesi zaten, dert değil. 13 numaradan içime Desert Eagle doğuyor. 5 4 bana 3, çift baret adı cowboy doğuyor. 2 inşallah. 1 ve gölge hançerler, selamun aleyküm, pardon, safari ağı 175 lira değerinde. Yaktın beni onun için. Ya şimdi aklıma, kafama takıldı. Bir şey soracağım. Konuyu değiştirmek için soruyorum. Bu listede niye hiç pompalı yok? Çünkü biz her katılan yarışmacıya pompalıyı hediye ediyoruz. Valla? Hemen o şey yaparım.
İyi, iyi o zaman. Ya nasıl olsa bir şeyler kazandım. Teselli Ha. armağanı yani. Ya bir de şey var. Yani katılan her yarışmacı aslında bir şey kazanmak zorunda. Kazanamadan gidemiyor. Evet. Teknik olarak. Ama yani 0,05 kazanınca da ona pek kazanmak denmiyor sanırım. 300 liran hala duruyor abi. 300 liran kutunda bence. Yok ya değil. Evet. 11'i açalım. 11'de mavi var. İnşallah 11'de mavi vardır. En son mavi var dediğinde gölge hançerler çıktı. 11'i açıyorum. 10, Çok moral veriyorsun gerçekten. 9, 8, 7, 6, G3, SG1 çıkacak. 5, 4, 3, 2, 1 ve çift beretle paralı asker çıkıyor. Açabileceğin en düşük kutu. Gayet iyi. Gayet iyi. Ya bak şimdi sol taraf 6 mavi, sağ taraf 4 tane hani 20 liranın üstünde var. Aha. Benim amacım tabii 150 lira olunca burada birazcık başarısız olduğumu söyleyebilirim. Çünkü en son Asimov'la Safari Ağı'nı bırakmam lazım ki 150 liranın üstü teklif gelsin. Başka şansım yok yani. Aynen öyle. Ya O aslında bakımdan işim şu an bayağı zor ama olsun ya. Yarış önemli olan yarışmak. Asimov'a nasıl bakıyorsun? Asimov'a nasıl bakıyorsun derken? Yani alsan eh mi dersin, iyi iyi mi dersin? Alsam giveaway yaparım ya. Ha, iyi. İyi. Bankanın teklifini alalım. Banka. Bir kırmızı ve iki tane mavi açtık. Teklifin nedir? En son 13 lira demiştin. Evet, bu seferki teklifim düşüş yapacak. Hani kabul etmesini isterdim 13 lirayı. Orada bir iyi niyet göstergesi olarak yüksek tutmuştum. Ama şimdiki teklifim 7 lira. Sen baya baya yangına körükle gidiyorsun. Peki. Peki 7 lira son kararın mı? Son kararım. Bak ben 7 lirayı daha söylemeden tepki şuydu. Yani peki. Ya iki tane mavi açtık, bir tane kırmızı açtık. Yedi nedir Allah aşkına ya? Cahit abi, bir tane kırmızın ve 3 tane sarın kaldığı için teklifi duydun. 7 lira. Evet, şimdi ben şunu söyleyeyim öncelikle. Bu bankacımızda bir 20 fetişi var yanlış anlamadıysam. Çünkü ilk teklifi 10 liraydı. İkinci teklifi yine 10 liraydı. Toplayınca 20 yapıyor. Üçüncü teklifi 13 liraydı. Dördüncü teklifi 7 liraydı. Toplayınca gene 20 yapıyor. Yani O ikisini de topla. 40 o zaman 40 yapıyor ama o kadar şeye girmek istemiyorum. Sonuçta burası multiplayer. O kadar siyasete girmek istemiyorum. 40 yapınca siyasete giriyor çünkü. Ama yani bu adam toplamda bana galiba 20 lira verecek. İki teklif için bütçesi 20 lira. Yanlış anlamadıysam. Yani evet. Ya ama tabloya göre de aslında birazcık adil bir şey yapıyor. Teklif. Çok bana adil değil gibi geliyor. Yani tamam hani orada 3 lira 5 liralar var ama sağ tarafta da 300 lira var. Onu görmezden gelmesin. Orada kamera falan varsa çeksin onu 300'ü görsün yani. Abi ben sana diyorum ki senin kutunda 300 lira var diyorum. Sana pozitif enerji veriyorum. Sen yok diyorsun. Bankacı da diyor ki adam diyor yok diyor zaten diyor. Hop diyor 7 liraya şey yapayım diyor. Evet. Ben sana yardımcı Tamam. olmaya çalışmıştım. Ben yokum diyorum. 7 lirayı alsın. Kullansın. Yani harcasın, jackpot'a Evet. falan girsin. 7 lirayı alsın, key alıp kutu açsın deyip devam ediyor. 3 kutu daha açacaksın ve artık kaç kutumuz kaldı? 4, 6, 7, 9. 9 tane kutumuz kaldı kendi kutumuz hariç. 3 kutu daha söyleyeceksin. Ve 3 sarın bir kırmızın var. Evet, 22 diyorum. 22 diyorsun. Direkt 22 dedim. 22'de mavi var gençler. 22 açıyorum. Son kararın. Açalım, son kararın. Açtım senin için 22'yi. Hangi silah? Tank kola içiyorsun gördüm. Av. Ok. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve karambit gidiyor. Ama hala Kim o? Asimov'umuz var. Umut SHN Karambit deyip kappa yapan arkadaşımız. Sana buradan timeout'u çakıyorum. Senin yüzünden. Adam tahminden gitti usta. Bence Asimov güzel skin. Ne bu fakir avuntusu mu? Çok da şey yapmamak lazım yani Oğlum bu kadar şanssız olamam ya. abi. Yani 6'da demek ki Asimov var. Ben öyle hissediyorum. Kesin kesin. Ama seçtiğin kutu da 6 yani ne bileyim. Evet. Şu an bankacı ne yapıyor onu merak ediyorum.
Bankacı şu an bilgisayar başında değil bence. Halay çekiyor. Evet, ne yapıyoruz o zaman? Bir dakika, Eren yazıyor Skype'da. Tamamdır. Numara ver Eren. 2-3 lira verecek şimdi. Eren, numara ver Eren. Kırmızı gelme ihtimali, evet artık kırmızı gelme ihtimali yok. Bıçağın yanında büyük bir şey yoktur, 21 diyorum, açalım. Tamamdır. 21 numarayı direkt mi açayım, ondan geriye doğru sayalım mı? Valla kafana göre ya, ben zaten bitmiş durumdayım. Direkt açıyorum abi. 21 numaralı sandıktan... E90 Star Trek üçgen çıkıyor ve hala Smoove'un var. Ya bunu nasıl başardın ben gerçekten anlamıyorum. Yani o kadar maviyi orada tutmak gerçekten büyük bir başarı bence. Evet, kırmızı kazanmaktan daha zor. Evet. Oran olarak. 20 diyorum, mavi çıkacak. Peki. 20'yi senin için açıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Oak Bengal kaplanı bir mavi daha çıkıyor. Mavinin en büyüğü ama onu da gözden kaçırmamak lazım. Mavinin en büyüğü de mavi sonuçta abi. Senin moralin bayağı bozuldu herhalde. Ya ne yapayım oğlum, ben kırmızı bekliyordum. Bu 2 gündür ben bu yarışmaya hazırlanıyorum ya. Hangi numaraları seçeceğimi falan düşünüyorum. Banka teklif yapıyormuş. Aynen, ama bankadan teklif alacağız. Çok hafifi. Banka Bey, bir tane kırmızı açtık, bir tane sarı açtık, bir tane mavi açtık. Toplamı 20 lira etmeyecek bir rakam söylersen sevindirirsin. Teklifin nedir? Yani şimdi durum ortada. Evet. Yani böyle giderse aç gidecek. Ben bir döner ayran teklif edeyim. Ama döner ayran nerede? Sokak köşe başı döner ayran mı? Lüks bir restoran döner ayran mı? İyi bir yer. Ha, iyi bir yer. Peki. Yani. Et döner mi, tavuk döner mi? Martı et. Eti ne? İkisi de değil. Martı et. Cahit abi borç evet. Çıkarma da. Teklifin kaç para? TL bazında da. Evet. Dinliyorum. Ne olsun. İyi niyetten 14 lira olsun. İyi yani. Niyetten 14 lira diyor ve toplamı 20 etmiyor artık. Bir dahakine 6 verecek sanırım. Kesinlikle öyle. 14 lirayı teklif etti. Bence bu tabloya göre iyi bir teklif. Seni cezbeden bir teklif değil çünkü jackpot'a yaramaz. 14 liralık teklife, döner ayrana var mısın, evet. Yok musun? Lüks restoranda döner ayrana 14 liralık teklife yokum diyeceğim ama niye diyeceğim. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Ben şimdi başladığında benim kutumda mavi dahi olsa rastgele sayılar sallasam büyük ihtimalle mavilerden en azından 3 tane kutu açacağım değil mi şimdi? Evet, şimdi 3 tane. En azından 2 mavi çıkartacağım burada istatistiksel olarak. Son da en kötü ihtimalle 1 sarı, 3 tane de mavi kalacak. Bunun karşılığında gene bana gelecek teklif 10-15 lira civarında olacak. Bu yüzden yokum. Yokum diyor ve devam ediyor. İşin içine matematiğini soktum bu sefer. Daha demin birazcık daha karan bir tea istiyordun. Tamam. 3 kutu daha söyleyeceksin abi. Evet, 1 diyorum. 1-18-24 hala orada. Bak, açmış olsaydın şu an çok güzel şeyler görüyor olabilirdik. 1 diyorum. 1'i senin için açıyorum. Sarı gelme. 9-8-7-6-5-4-3-2... 1 ve Tyson portakal kabuğu. 2 lira 88 kuruş. Gayet iyi. Evet. Güzel. Şimdi 3 diyorum, bir mavi daha çıkartıyorum. 3 diyorsun ve bir mavi daha çıkartıyorsun. 3 numaralı sandığı senin için açıyorum. 1 ve 9 diyenler, 1 ve 9 diyenler var. 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve M4 Abires Basilisk 5 lira değerinde. Bu da gayet iyi. Son maviyi de çıkartıyorum. Teklif olarak 20 liramı alıyorum. 24. 24 diyorsun. Direkt açıyorum ben de o zaman. Olay ki açtım beyler. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve geç SGB Lacivert Zebra. Gayet iyi şu an. Şimdi bankacı düşün. Şimdi onlar düşünsün. Bankanın teklifini bekleyelim. 3 tane mavi arda arda açtın. 70 lira ve 4 lira arasındasın. Minimum maksimum olarak. Teklifin nedir?
Teklifim tabii ki de şimdi artacak. Yani doğal olarak iki mavi, iki sarı var. Sarılı neyin küçüğü? 70 lira. Mavinin düşüğü 4 lira. Benim teklifim İskender Kola teklif ediyor galiba. 19,5. Teklif 20 arttı değil. çünkü. 19,5 lira teklif ediyor. 20 değil. 19,5 lira teklif ediyor. Ben teklifi açıkçası biraz düşük buldum. Yani aslında bir tane sarıya çok yakın ama bilmiyorum. Ben daha 35-40 Ya beklerdim. ben burada %50 ihtimalle 30 liranın üstünde kazanacağım. Yani bu bankacının matematiği kaçmış bir sorar mısınız? Abi %50 ihtimalle 30 üzeri nasıl kazanabiliyorsun ki? İki tane sarı var, iki tane mavi var. %25. %50 ihtimalle, %50 ihtimalle 30 lira veya üstü kazanacağım. Ha evet, Anlatabildim mi? tamam, şimdi anladım. Benimki de sıfırdı lisede. Detmen. Eyvah. Tüm her şey gitti. Artık %50 ihtimalle sarı ve üzeri açacak. O yüzden teklifin 19,5 lira bize çok düşük geldi. Kaldık alt limit de 4 yani. Şimdi oradan En iki az tane da 4 sarıya lira çok kazanacağım. yakın bir teklif verdim. Yani 50 lira ver lan trek mesajıyla dolu chat. Yani tamam, bir tane 70 lira var ama orada bir tane de 30 liralık sarı var ve ben ona yakın bir teklif verdim. Peki, o zaman değiştirmiyorsun ve devam ediyorsun. Yani Böyle bankacı madem görmedim. Fakir lan bu çok bankacı. ısrar da var ama yani onu mesela ne yapayım, 25'e çekeyim bari. 25'e çekiyor. Teklifi Evet. 25 liraya çekiyor. Teşekkürler. 25 lira Cahit abi. 30'a çok yakın. Bu sefer teklif iyi. Hani banka daha iyi bir teklif verdi ve 20 lirayı açtı. O şeyinden kurtuldu. 20 liralık teklife var mısın? Yok musun? Tabii ki yokum. Yokum diyor ve devam ediyor. Desert Eagle gece yarısı fırtınası. Galilar taş solu. Orion'un ve Asimov'un var. Kutunda mavi olduğunu hissettiğini söylemiştin. Evet, İki şimdi kutusu. yine bir matematik hesabı yapalım. Şimdi benim kutumda mavi var. Bundan %100 eminim. %100 yani mavi var. Hatta söyleyeyim, benim kutumda Deagle var. Tamam mı? 4 liralık. İki tane kutu açacağım. Yine teklif alacağım. Bu iki kutu %33 ihtimalle ilk açtığım kutudan mavi çıkacak. İkinci açtığım kutudan, benim kutumda %100 mavi olduğu için ikinci açtığım kutudan %100 ihtimalle sarı çıkacak. Bir sarı, bir mavi bırakmış olacağım. Bankanın teklifi eğer Asimov orada tutabilirsem 30 lira civarı olacak. O da bana yetmeyecek. Ardından Asimov alacağım kutuları değiştirip. Her şey hazır. Kafamda şu anda her şey hazır. Tek ihtiyacım olan şey oradan bir maviyi şu anda çıkarmak. Bir mavinin de ben 9'da olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim kutumda mavi var. 7-8 büyüktü. 4-5 büyüktü. Yani kutunun etrafı hep büyük şeylerdi. O yüzden ben 9'da kesinlikle mavi olduğunu düşünüyorum. Peki 9'u açalım. 6'da Desert Eagle var demiştin. Kendi Evet. kutunda Desert Eagle var demiştin. Evet. Açtığın 3 kutudan birinde Desert Eagle çıkarsa fikrin değişecek mi? Hayır, o zaman benim kutumda Galil olmuş olacak. Tamamdır. Yani sarı kesinlikle yok. 9'u açıyorum o zaman. Evet. 9 numarayı senin için açıyorum. Mavi beyler. Rahat olun. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve AWP Asimov. Ya bu hileli ya. Bilemedim. Hileli ya bu. Ya bak. Bir ekran gelsin. Hileli arkadaşlar. Vallahi hileli ya. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir ihtimal yok. 4 de büyük. 5 de büyük. Benimkini bilmiyoruz. 7 de büyük. 8 de büyük. 9 da büyük. Ya böyle bir şey yok yani. Program şöyle yerleştirmiş. X8'i büyük yapalım. Ondan sonrasını komple sarı yapalım. Aşağılar mavi olsun diye yerleştirmiş herhalde. Gerçekten bir şey var bu oyunda. Abi. Kim yazmış lan bunu? Emre Akdemir yazmış. Niye düzgün yazmadın kardeşim ya? Evet. Abi. Eğer bundan Desert Eagle çıkarsa, ya ama aslında daha demin 25 liraya hayır dedin. Artık büyük bir ödülümüz bile kalmadı. Evet, Teselli şimdi hediyesi var artık. teklif düşecek tabii. Ne açayım? Ben söylemedim. Stropul açabilir miyim arkadaşlar? 18 mi 16 mı? Hemen yolluyorum size anketi. Ne açayım abime? 18 16.
kutuna git diyenler var. Kutuma zaten gideceğim. Yani bir sonraki teklif, 15 yıllık teklif kabul edecek değiliz. Evet, Strawpoll linki chatte şu anda, girip hemen oyunuzu verebilirsiniz. 18 diyenler şu anda 200. Oo, nasıl geliyor oylar ya? Çekiliş olsa böyle oy vermezsiniz ha. Böyle katılmazsınız. 18 evet, çoğunluk daha fazla. Çoğunluk 18 açıyor. %65 18, %16 %37 16 diyen var. Şu anda 1000 kişi oy verdi bile. Çok iyi. 1100 kişi oy verdi ve çoğunluk 18 diyor. Tamamdır. 18'e açıyorum o zaman. Bir dakika birazcık daha. Tamam. Çünkü 18 düşüş eğiliminde ama yok. 62'de tıkandı. Evet, 18 açalım. 18 numarayı açıyoruz. Desert Eagle gece yarısı fırtınası, taş soluğu veya Orion çıkacak. Yani Orion'da çıkarsa ben bir daha duş alayım. Yani evet, burada olmamış düşün önemi, düşün önemini. Kalmış. Burnuna çok iyi çekmek lazım. 18'i açıyorum. Evet, açalım. Ondan geriye doğru sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Galiler taş soluğu çıkıyor 6 lira değerinde. Son 2 sandık kaldı. Birisinde 4 lira, birisinde 30 lira kaldı. Yani evet. Gayet iyi diyemeyeceğim artık. Birazcık realist. En azından 30 lira cepte. 30 lira kazandım arkadaşlar. Abi bak, çok kesin konuşuyorsun. Hep kesin konuştuklarından kaynaklı. Yok, 30 lira kazandım. Çünkü yani o kadar da mümkün değil. Eğer 4'te, 5'te, 6'da, 7'de, 8'de, 9'da hepsinde büyük varsa, bir tane bile mavi yoksa yani bence Emre Akdemir kardeşimiz şapkasının önünü alıp bir düşünsün yani. ben bu yazılımın neresinde hata yaptım diye bir düşünmesi lazım. Bu bakımdan ben kesinlikle kutumda Deagle olduğunu düşünüyorum. 16 numarayı tercih ediyorum. Yani 16 numarayı kazanmak istiyorum oradan çıkanı. Ben bir bankanın teklifini de alayım ondan önce. Belki seni tatmin edecek. 30'a çok yakın bir teklif yapar. Bankadan teklifi alalım o zaman. Evet, alalım. Ya 30 lira kazandığımı yani, varsaysın büyük ben ihtimal. Ben de aslında 30'a biraz da olsa yakın bir teklif ama bir önceki teklifimden de tabii birazcık daha az bir teklif yapmak istiyorum. Çünkü açılan kutular belli. Altıda USB varmış. Hadi oradan ya. 22 lira. 22 lira diyorsun. Teşekkürler. Cahit abi. Bankanın evet. Teklifi 22 lira. 22 lira vermiş. 30'lu arasında mavinin 2 katı kadar bir fark var. Evet. Bana para vermek istiyor anladığım kadarıyla. Yani yani evet, yani 22, çünkü 16 ya, senin dediğin gerçekten çok mantıklı. Hani 4 5 7 8 9'dan yüksek çıktı. 6'da büyük ihtimalle hani mavi var, öyle hissediyorsun ki chat de öyle hissediyor. Ama 30 yok, lira chat, aldığında chat'e da... bakarsan chat 6'da USP var diyor da boş ver onları. Tamam, o zaman bankanın teklifine var mısın, yok musun? Şimdi şunu söyleyeyim. Biz 30 lirayı, 22 lirayı, hadi 4 lira olsun, 4 lirayı jackpot'ta belki tutar diye atan adamlarız. Yani ben açıkçası bu yarışmadan 150 lira ve üstü kazanmadığım sürece mutlu olmayacaktım. Şu anda mutlu değilim. 30'da kazansam olmayacağım. 4'te kazansam üzülmeyeceğim. Sonuçta burada multiplayer'da benim burada amacım izleyici, açıkçası açık konuşayım. 2600 kişi izliyor şu anda. Ben gayet amacıma şu anda ulaşmış durumdayım. O konuda mutluyum. Ben yokum diyorum ve 16 numarayı istiyorum. USP'mi ver bana. Yokum diyorsun ve 16 numarayı açıyorsun. O zaman ondan geriye doğru beraber sayalım mı? Hadi sayalım. Sayalım. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve Desert Eagle gece yarısı fırtınası. Olsun. Üzülmedim. Yani eğlendin mi? Önemli olan bu. Bir şey diyeceğim ama. Efendim? Yarışmacının sandığı diyor benim hala orada duruyor. Ben şimdi... Açalım istersen. Ya açalım. USPS Orion çıkacak. %100. Yani. Evet, ben bunu seçiyorum. Bu kutu benim. Evet arkadaşlar, son iki sandık kaldığında karşıdaki sandığı alma hakkını kullandı ve Emre Akdemir şapkayı bir düşün yani, bu mümkün değil çünkü böyle bir şey yok. Desert Eagle gece yarısı fırtınası çıktı.
Ama bir dakika bir dakika. 6'da pardon. Evet 6'da USP'ye Sorion çıktı. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'da çok yüksek silahlar çıktı. 4 lirayla seni uğurlamak beni üzdü ama çok eğlendim. Konuk olduğun için çok teşekkür ederim ve benim altı player TV ekranlarında ağırladığınız o zaman evet ben... o zaman ben o Deagle'ı sen al ya boşver o sende kalsın. Bankanın cebinde kalsın o kadar, o kadar çalıştın bir saat çene patlattın al senin olsun. Ama ben şimdi bir dakika ben ama 22 lira teklif yapacak ettim. Bir şey yok. Yani ben orada iyi niyetimi yaptım. Bankada ben 22 lira teklif ettim iyi niyetimi yaptım. Evet. Son kez kendimden ben bahsedeyim beni ilk defa gören için ardından bildiğim kadarıyla sen kendi CSGO yayınına geçiyorsun değil mi? Ha yaparız bir şeyler ya. Tamamdır. Ben Burak Çevik, BR Çevik ismiyle beni tanıyanlarınız vardır. Bu programın sunucusuyum ve fikrin sahibiyim. Normal yayınlarım Türkiye'nin ilk spor ailesi formatında oluyor. Annem, ablam ve ben oynuyoruz. Nick'imi zaten BR Çevik hani aşağıda görüyorsunuz. Oradan bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayın bir 10 saniye kapanacak ve ardından Cahit abi kendi bilgisayarından yayın açacak. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.